Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Nest.js'te MVC yapısını kurmaya çalışıyor olacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Bunun için öncelikle bir template engine'e ihtiyacım var. Burada HBS olur, EJS olur, tamamen sizin tercihinize kalmış. npm install save hbs diyorum. Handlebars'ı yüklüyorum. Template engine olarak. Daha sonra geliyorum. Diyorum ki ne yapalım? App.use static, tabii bunun içinde ne yapalım? Aslında şurada bir tip belirtelim. Nest Express Application olduğunu belirtiyorum bunun. Daha sonra da gelip diyorum ki app.use static asset. Yani ben statik olarak assetlerimi şurada saklayacağım. Nerede saklayacağım? Onu da hemen import join nereden from pet içerisinden alayım. Diyorum ki join dır name'imi al, bir üste çık ve daha sonra public'i bunun için kullan. Şöyle birleştirelim. Daha sonra app.use, bu sefer ne diyeceğim? Assetlerimden ziyade diyeceğim ki set base views direktörüsünü set diyeceğim. Aynı şekilde join dir name'ini al, bir üste çık ve views şeklinde sen bunları birleştir. Daha sonra da app.set view engine, view engine'imin HBS olduğunu belirtiyorum. Hemen klasörlerimizi oluşturalım. Public ve views şeklinde. Public'in içerisine geliyorum. Bir tane main.js constant delete item isminde bir fonksiyon yazıyorum. Bu bir id alacak ve alert id diyerek ilgili elemanı yazdırabilir. Daha sonra burada public, bir de css oluşturalım. Main css body, diyorum ki padding'in 20 piksel olsun. Color red, text color'ında red olacak diyorum. Okey. Daha sonra ne yapalım? Daha sonra aslında HBS dosyalarımızı oluşturalım. Template engine'lerimizi. Hemen geliyorum. index.hbs dersem, şunu bir refactor, rename index.hbs diyorum. HBS nasıl port try webstone diyelim. Burada desteklemesi lazım. index.hbs. Çok enteresan. Yani normalde benim şeyim destekliyordu bunu. Dismiss diyelim. Buradan ne dedik? Set view engine'imizin HBS olduğunu söyledik. View klasörü. Okey, şöyle yapalım o zaman. Dutch type nedir? HTML. HTML'i kapatıyorum. HTML. Daha sonra head title selam, hatta app diyorum. Title. Tabii normalde böyle olmayacak. HBS'nin support'unu eklemediği için böyle. Hemen şuraya body diyelim. Body. Merhaba yazdım. Index nokta nedir? HBS. Güzel. Daha sonra app controller'ıma geliyorum. Şunları bir durduralım. App controller'ıma geliyorum. App controller'ımda diyeceğim ki artık ben geriye ne döndüreceğim? Ben artık geriye bir tane sayfa döndüreceğim. Bu yüzden de get olduğunda diyorum ki get main page'i çağıracak bu. Bunun da neyi render edeceğini belirtelim. Render at neyi render et, indeksi render et aslında, template'i. Nereden bilecek? Bu main'de benim gelip şuradan
Weave engine'imi ve base yollarımı ayarladığım için bu bunları biliyor olacak. Daha sonra şunu bir fixle. Ne döndürecek geriye? Aslında geriye ben bir data döndürmek istiyorum. Mesela message merhaba olsun. Bu Weaver render et ve bir mesaj gönder. Okey, npm run start dev diyorum. Ve evet, merhabayı gördük. Mesaj merhaba dünya diyelim. HBS'ye geri dönelim. Peki HBS'yi ben burada nasıl kullanacağım? Tamam, ben bu datayı gönderdim ama nasıl kullanacağım? Aslında çok basit. Gelip diyeceğim ki P şöyle P diyorum. Direktmen mesajı yazdırabilirim. Evet, merhaba dünyayı gördüm. Peki class'ı deneyelim. Class color red dedik. Tabii onu da ne yapmam lazım? Import etmem lazım. Link rel style sheet refi ise neresi? main.css dediğimde bunu algıladı ama color red'i algılamadı. Color red main css color red color red body'yi algıladı ama color red bunun üstünü çizdi. Şöyle yapalım. Important text color değil de color red important. Evet, bu şekilde yaparsam düzelecek. Şuradan pluginler nerede ya? Ben şu HBS'yi bir gideyim. Plugins şuradan HBS. Neden çıkmadı? Handler yüklü diyor. Allah Allah. Yani plugin'im var aslında benim ama algılamadı sanırsam. Ya da şuraya gelip asd.hbs diyeyim. Evet, bunu algıladı. Neyse. Okey. Bunu hallettik. Daha sonra bir tane daha oluşturalım. Mesela buna da user.hbs diyorum. Şuradan index hbs'yi aldım. Buraya yapıştırdım. Tabi bunun için çeşitli template'ler falan da oluşturabilirsiniz siz. Ben şu anda direktmen bu yapıyı göstereceğim. Çünkü hbs'yi anlatmıyorum şu an. Daha sonra burası da user sayfası. User sayfası diyelim biz buna. Bu main css'i gene alabilir. Burada app controller içerisinde get main. Şunları aldım. User. Aynı şekilde modüler yapıyı da kullanabiliriz burada. Tamamen modüler bir şekilde aynı şeyler geçerli. User dedim. Kullanacağı HBS dosyası user HBS. Number 3 diyelim. Data ID 1 name selam. ID 2 name merhaba diyelim. User'da user HBS. Okey. Şuradan geldim. User'a geçtim. Evet, user sayfasını ne yaptık? Gösterebildik. Daha sonra ben bu user sayfasına şunu yapmak istiyorum. Demek istiyorum ki eğer ki data varsa bu datayı göster. Şöyle if data varsa daha sonra bunu da ne yapıyorum? Kapatıyorum. Ups. Kapatıyorum aslında. Eğer ki bu data varsa p data var diyelim. Ve datayı yazdıralım. Data evet şu şekilde datayı yazdıralım. Data değil de number şuradan main ne demiştik? Datamız bir array. Okey, şuraya geldim. Number varsa number'ı yazdır. Evet. Number yoksa eğer ki else p1 data yok yazsın burada. Bunun içinde şuraya gelip number'a null diyorum.
ve data yok'u burada görebildim. Şu datayı da bir loop'a sokalım hemen burada. Demek istiyorum ki ben bir ulem var. Bu ulenin altına hash each diyorum. Peki neyi? Datayı döneceksin. Daha sonra tahmin edeceğiniz üzere şu each'i kapatıyoruz. Diyorum ki Lee işte IDC ne olsun? Item.this.id diyorum ve buraya da gelip this.name'i yazdırabilirim. Döndüm. Evet, buraya geldi. Item 1, item 2 şeklinde ID'lerini aldı. Sayfa kaynağını görüntülediğimizde source'umuz mevcut ve on click olduğu zaman tabii onun içinde script src main.js diyorum. On click olduğunda ne demiştik? Delete item mı demiştik? Evet, delete item. This.id'yi buraya gönderebilirsin. HBS ile bunu handle edeceğimi söyledim. Tıkladığımda 1 ve 2 şeklinde ilgili elemanların ID'sine erişebiliyorum deyip bu bölümü burada sonlandıralım.